Alevi dedeleri eğitimlerini nasıl alıyor? Sizce Alevi dedeleri Aleviliğin ihtiyacını olması gerektiği gibi karşılıyor mu? Evet, maalesef Alevi dedelerinin yetkin olabilecek kadar eğitim alabileceği bir kurum yok. Bir üniversitede okuması ya da Alevi ilahiyatı tarzında bir kurumun olması çok arzuladığımız bir şey. Ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla yok. Geçmişte nasıl oluyordu? Geçmişte her Alevi dedesinin evi bir ocak da aynı zamanda. Bir merkezi ocak vardı. Alevi dedesinin evi de o ocağı temsil ediyordu. Ve gelen taliplerini pişiriyordu. Orada nasihatler veriyordu. Toplumun ihtiyaçları karşılanıyordu. Küskünler barıştırılıyordu. Dargınlar, dargınlıklar gideriliyordu. sistemler yapılıyordu ee, ve bu dede evinde yetişen dede çocukları da bunlara birebir şahit olup bu bilgilerle bu temeller ışığında yetişiyorlardı yani birebir yaşayarak aynı zamanda eğitim alarak e, o seviyeye gelebiliyorlardı babasının dedesinin söylediği nefeslerle değişlerle ödediği bedellerle bilgilerle yetişiyordu ancak köyden şehre geldiğimiz zaman artık o ocaklar maalesef üzülerek söyleyelim ki çoğunlukla sönmeye başladı. O çeralar yakan, insanları aydınlatan, toplumsal barışı sağlayan evler bugün yeteri kadar bu toplumun ihtiyaçlarına karşılık veremiyorlar. Peki ne olması gerekiyordu? Bakın çok önemli bir değiş var dedeler özellikle bu deyişi çok iyi bilirler. Der ki Muhammed Ali'nin postunda oturan dört kapı kırk makamını bilmeli. Muhammed Ali'ye talibim diyen evvel farzdır mürşidini bilmeli. Bir bina yaptırdım dört duvar üstüne, bir selam verdim dört kapı dostuna. Üç sünnetin, üç sünnetin yedi farzın nedir? Gizli gizli bu sırlara ermeli. Hiç bina gördün mü duvarı üçlü? Nice sırlar vardır sırlardan içli. Cihanda var mıdır ballıdan suçlu? Herkes vücudunda hakkı bulmalı. Böyle derinlemesine, böyle felsefi olarak da insanı anlamaya yönelik derin içselleştirilmiş bir tasavvufi bilgileri vardı dedelerin. Ve gerçekten de bir dede bir insanın yüzüne baktığı zaman o insanın başından neler geçmiş olabileceğini deneyimleyerek, yaşayarak bilebiliyordu. Çünkü aynı zorlukları, aynı sıkıntıları o da yaşamıştı ve anlayıştı. Burada önemli olan şey neydi? Burada insanların birbirini anlamasından ziyade insanların anlayış sahibi olması çok önemliydi. Ve bu dedeler anlayış sahibi insanlardı. Kavga, gürültü yerine dostluk, barış, sevgi, merhamet, saygı, sadakat, vefa bu gibi insani değerleri topluma aşılıyordu. Ve bu toplum Hiçbir zaman mahkemeye gitmiyordu. Hep sorununu kendi içerisinde hallediyordu. Ama kimin öncülüğünde oluyordu bu? İşte o mürşidi kamil, insanı kamil dediğimiz dedelerin öncülüğünde oluyordu. Gerçekten de çok yetkin dedelerdi. Maalesef bugün ekonomik kaygılarla özellikle 40 yaşından sonra dedelik yapmaya başladım diyenler burada kimseyi yargılamak veyahut da yermek maksadıyla söylemiyorum. Ancak kökten yetişmek, temelden yetişip e, nacizane 5 e, yaşında girdiğim Cemi hatırlıyorum. Ve o eski dedelere yetiştim. Ahmet Yurt Dede gibi, e, Şah İsmail Deli Duman Dede gibi, Aliza Uğurlu Dede gibi, Ahmet Uğurlu Dedem gibi, e, Abbas Aktaş Dede gibi e, çok değerli dedelere yetiştim. Onların bilgilerini dinlediğim için gözümle şahit olduğum için bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. O eski dedeleri bu toplum göremedi ne yazık ki. Yetişemedi onlara. Ve onlar kendi bulundukları muhitte çok önemli işler yaptılar. Bununla da yetinmediler. Bulundukları muhitin dışarısına çıkıp insanları aydınlattılar. Bu çok önemli bir şey. Bilmedikleri bir coğrafyaya gittiler yeri geldi. Ama oradaki insanları da kendilerine bağlamayı, hak yoluna girmeyi, e, başardılar. Bunu gerçekleştirdiler. Bugün bunu ne ölçüde başarabiliyoruz? Bir insanı dahi ikna edebiliyor muyuz bugün? Televizyonlar var, internet var, radyolar var. Yeteri kadar dedelerimiz acaba toplumun sorularına cevap verebiliyor mu? Bugünki sorularımız, sorunlarımız geçmişe nazaran çok daha farklı sorular ve sorunlar var. Bunları iyi tahlil edip analiz edebiliyor muyuz acaba? Çok önemli bunlar. Bir dedenin işte bunları tahlil etmesi gerekiyor ki toplumun sorunlarına yanıt verebilsin. İşte bugün dediğim gibi 40 yaşından sonra bu işe başlamak maalesef bazı sorunlara da yol açıyor. Özellikle dedelerin şunu bilmesi gerekiyor, haddim olmayarak söylüyorum. Mutlaka felsefe, mantık bilmeleri gerekiyor. Yani birisi sana sorduğun zaman başka sorunun cevabını vermemen lazım o sorunun cevabını vermen gerekiyor. Felsefe ve mantık bildiğin zaman ilahiyat konularında, din konularında, inanç konularında daha yetkin olursun. Çünkü sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez diyor. Sorgulamaya öğreniyorsun. Sorgulamaya öğrendiğin zaman cevaplardan çok sorular önem kazanıyor ve o sorular üzerinden gidiyorsun. Üçüncü olarak, ikinci olarak yabancı dil, Arapça, Farsça ve mümkünse Avrupa dillerinden birini mutlaka bilmesi gerekiyor. Tarih ve psikoloji alanında da yetkin olması gerektiğini düşünüyorum. Pozitif bilimlere de hakimiyet olduğu zaman işte o dede gerçekten de bu toplumun tüm sorularına cevap verebilir. Hatta ve hatta toplum onu kucaklayacak. Sadece Aleviler de değil. Bugün Avrupa'ya gittiğim için bunu iyi biliyorum. Hristiyanların da merakını giderecek, Yahudilerin de merakını giderecek, ateistlerin de merakını giderecek. Hangi inançtan, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun tüm insanların meraklarını gidereceğini düşünüyorum. Hatta Aleviliğe daha farklı gözle bakacaklarını düşünüyorum. Çok önemli bir örnek var. İlk defa Avrupa'ya giden bir Alevi dedesi Sarı Saltuk Hazretleri, 300 çepniyle Balkanları gidiyor ve elinde tahta kılıç var. Tahta kılıç, kılıç insan öldürmez biliyorsunuz. Ama o Dobruca'da işte Romanya'nın, Bulgaristan'ın bir kısmında o deli orman bölgesinde e, insanları irşad ediyor ve bugün kimse orada katliam yapıldığından bahsetmiyor. Ne oldu bu insanlara? Hepsi İslam oldular. Tahta kılıçlarda. Horasan'dan zuhur dersime geldin. Er Mustafa Dağı'nda karargah kurdun. 12 er ile ikrarı bende oldun. Erenler Serdar'ı Pir Sarı Sultan diyor mesela Hak Aşığı. E, elinde tahta kılıçlarla o insanları irşat ettiler. Ama ne ile? O dönemin soru ve sorunlarına, gereksinimlerine cevap vererek onları kendilerine çektiler. Ve bugün Balkanlarda Bektaşilik, Alevilik varsa bu erenlerden dolayı, bu dedelerden dolayı var. Ama artık 13. yüzyılda değiliz. 16. 18. yüzyılda değiliz. Akılcıl ve bilimsel düşünmeden artık lojik düşünmeye geçtiğimiz bir çağdayız. Peki lojik düşünmede insanlara nasıl yanıt verebiliriz? İşte tüm sorunun cevabı burada saklı. Lojik düşünmenin yapıldığı Z kuşağından bahsedildiği bir dönemde bir Alevi dedesi bu insanların sorularına, sorunlarına, gereksinimlerine, ruh hallerine dünya görüşlerine nasıl etki yapabilir? Bu sorunun cevabını bulduğumuz anda dedelerin de gerçekten yetişmiş olduğunu inşallah göreceğiz.